Ben eğer iktidara yağcılık yapmış olsam bana onlar siyaset yapıyorsun demeyeceklerdi. Ben doğrunun yanındayım. Ben sizin yanınızdayım. Ölünceye kadar da doğru söylemeye devam edeceğim. Yeri gelir muhalefeti eleştiririm. Yeri gelir iktidarı eleştiririm. Bu Sayın Uğur Dündar'la ilgili bana durmadan soru soruyorlar. Onu da cevaplandıracağım. Şimdi Gönüller Derneği'nde benimle dost olan arkadaşlar var. Onlar bana geldiler. Divan kurulu seçiminden 6 ay önce İzmir'e gidip geliyorlar. İzmir'de ilişkileri var. Dediler ki Uğur Bey divan başkanı olmak istiyor. Ben de dedim ki Uğur Bey divan başkanı olmaz yani, öyle bir şey olmaz Uğur Bey'in. Yok dediler, olmak istiyor falan. İyi peki dedim. Zaman geçti. 2 ay falan kala yine geldiler. Dediler ki Uğur Bey aday olmak istiyor. Öyle deyince o zaman gelsin görüşürüz dedim. Ve seçime bir ay kala falan geldi. Ali Yıldırım'ın evinde 8 kişi, Saadettin Tantan, ben, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, sonra kim vardı? Ali vardı. Ali vardı. Miraç vardı. Önder Fırat. Böyle bir yemek yedik, toplantı yaptık. Burada şunu söyledi. Bak 8 tane şahidim var ha. Ona göre. Dedi ki, ben dedi divan başkanı olmak istiyorum. Artık gazetecilik ve televizyonculuğu televizyonu bırakacağım. Gazetede yazmayı da yavaş yavaş azaltacağım dedi. Bırakacağım gibisinden. Artık dedi yaşım belli bir noktaya geldi. Ben dedi çocuklarımı bırakacak en büyük onur ve şeref dedi Fenerbahçe Divan Başkanlığı'dır. Ve bunun üzerine çocuklarım dedi, onlara söyleyince aileme, çocuklar havaya sıçradılar, çok sevindiler dedi. Ve bak dedik, seçilmek var, seçilmemek var. Her şey olabilir, seçim bu. Yok dedi, ben kararlıyım. Ve bunun üzerine biz destekledik. Ve ben ameliyat oldum. Ameliyattan çıktım, geldim. Aradım herkesi yine. Aman gidin, oyunuzu verin. Şöyle de bir. Neden destekledim? Bak neden destekledim? Şimdi Ali Bey yanlış yapıyor, hata yapıyor. Ona birisinin bakmıştır. Bunun doğrusu budur. Doğruysa da bu doğru üveyelim diyebilecek biri olsun diye destekledim. Ve kendisine söyledim. Sakın yanlış anlama yani. Biz seni destekliyoruz. Git Ali Bey'le kavga et falan. Bizim böyle bir derdimiz yok, Allah şükür olsun. Sen Ali Bey iyi yapıyorsa destekle. Kötü yapıyorsa da uyar. Bunun için seni destekliyoruz. Anlaştık. Destekledik. Seçildi. Ama geldiğimiz noktada kulübe maalesef zaten şey vardı kulüpte, bu siyaset. Şimdi yani şey siyaseti. Ne siyaseti? Politik siyaset vardı. Tamam, bu siyaset daha çok arttı. Ben de zamanında çok söyledim. Biz cumhuriyetçiyiz, Atatürkçüyüz, laikiz. Çok söyledim. Kuvayi Milliye'yiz. Fenerbahçe'nin ruhu huzur dedim. Ama kimseyi rahatsız etmedi. O konuşmanın çerçevesinde bu Fenerbahçe kulübü böyledir. Fenerbahçe spor kulübü üst kimliktir. Fenerbahçe spor kulübünün altında dini imanı olan, İslami olan, başka mezheplerden olan her şey var. Herkes, hepimiz varız ya. Hepimiz ayrıştırmaya gidersek bunun altından kimse kalkamaz ya. Ve bu ülkeye sıçrar. Yanlış bu. Bizim spor kulübü olarak siyasette yerimiz yok. Ben bir tarafı tutarım. Ama ben biliyorum. Ben bunu deklar etmem. 20 sene başkanımda bir gün deklar etmedim. Ben gittim kime oy attıysa attım. Ondan çünkü ben buna oy atıyorum. Siz de gidin buna oy atın. Hep beraber böyle. Yok, böyle bir şey yok. Yönlendiremezsin. O zaman burada ne çıkar? Kavga çıkar. O kavga da Fenerbahçe'ye zarar verir. Arkasına da ülkeye verir. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Şimdi Uğur Bey kongrede çok büyük hata yaptı. Hata yaptı. Ben istifa ediyorum diye şey atmış, tweet atmış.
Sonra da kalkmış demiş ki oylama yapın ve orada oylama yap. Benim göreve devam etmemi isteyenler el kaldırsınlar. Onaylamayanlar oy çokluğuyla onaylanmıştır. Uğur Başkanım merhaba. Tahsin Bey abimiz bir şey söylemek istiyor. Müsaaden misiniz? Yok, sonra gündemimize. Tamam, sonra konuşmacılar başlayın. Bunu sizi buraya gönderenlere söyleyin. Tamam, bir dakika. Sizi buraya gönderenlere söyleyin. Orada oylama olmaz. Sen divan kurulu başkanından istifa ediyorsan divanda olur bu. Bunu da sen önlememezsin. Oradaki üyeler önerirler. Derler ki bu bir yanlışlık oldu. Geri çekti verim. Oylayalım. İdare edilir yani. Aslında idare edilmez. Onu da söyleyeyim. Seçime gider. Bunun sonu seçimdir yani. Tamam. Ondan sonra Uğur Bey benimle ilgili bugün bir şey konuşmuş. Benim kendisiyle ilgili İşte madde 2000 yılları galiba. İşte geldi hakikaten dedi ki ihtiyaç varsa madde her zaman kulüpte para ihtiyacı olmuştur. Benden önce de benden sonra da bundan sonra da olacaktır. Geldi söyledi. Biz de dedi, teşekkür ettik. Almadık. Biz kendimiz hallettik. Sonra bugün Erman Toğoğlu bir yazı yazmış. Devam. Benim 2006'da askerliğimle ilgili hikaye. Devam mı? Bilmeyen yok ki zaten askerlikle ilgili. Türkiye biliyor. İstifa ettik, gittik, geldik. bu da FETÖ'nün operasyonlarından biriydi, ben bunu da bilin. Erman Bey bir şeyler söylüyor ama ben anlamadım yani, tamam mı? Uğur Bey'in ona bir açıklık getirmesi lazım. Açıklık getirmesi lazım konuya. ve divan başkanlığında ve divan seçiminde daha önceden tedbir alsınlar. Ve orada yoksa o divan başka bir divan olur. Haberler olsun. Uyarayım şimdiden. Çünkü eğer ayrıldıysa o ayrılmayı anlatmak lazım. Ayrılmadıysa da onu toparlamak lazım. O şekilde ortada kalırsa olmaz yani. Bir de köşesine yazı yazmış. Bedi Baykan'la ilgili. Bedi Baykan bir yazı yazmış galiba. O da onu koymuş. Seçim zamanı Bedi Baykan Uğur Dündar'ın yanına gelemiyordu ya. Ya bunlar ne alemin adamlar anlamadım ya. Met ediyor, o da onu koyuyor. Ya yapmayın bunları. Yapmayın. Herkes kendi doğrusuna ve düşüncesine gitsin. Uğur Bey bir de bizim Münaç'a demiş ki benimle ilgili, ben hiç onunla ilgili bir şey söylemedim, yazdırmadım, çizdirmedim. Çünkü benim yapımda böyle bir şey yok yani. Ben ne söyleyecek miyim? Yüzde söylerim. Öyle hakikaten bana yaz, bunun için böyle şey bana yaramaz. Beni rahatsız eder. Demiş ki askerliğimle ilgili Ertuğrul Özkök'le beraber bir konuşmalar yapmışız. Ondan sonra o konuşmaları söylerse efsaneler kestane olurmuş. Hadi bekliyoruz. Biz de bir şeyler söyleriz yalnız. Bizde de çok var. Bizim heybe dolu. Ama ben hiçbir zaman söylemem. Öyle tehdit var bir öyle şey söylemem. Lan ayıp şeyler. Senin bir şeyin varsa beni arar söylersin. Benimle konuşursun. Ama öyle başkasına mesaj atmak yok. Ayıp. Yakışmıyor. Neyse o kendi problemi beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe Divan Kurulu'yla kendisi inşallah bunu çözer.